Şimdi arkadaşlar konjonktion demeti inceleyelim. Cümleye baktığımızda Simon ist nach Deutschland gekommen. Simon Almanya'ya geldi. Bunun sorusunu soracak olursam iki alternatifim var. Bunlardan birisi wieso ya da wozu, öyle değil mi? Wieso ist nach Deutschland gekommen diyebileceğim gibi wozu ist nach Deutschland gekommen? Niçin, hangi amaçla Almanya'ya geldi? Gerekçeye baktığımızda arkadaşlar seine Frau kann im Ausland leben. Onun eşi ya da onun karısı yurt dışında, im Ausland yurt dışında demek arkadaşlar. Leben de yaşamak demek. Şimdi gerekçemiz bu. Şimdi ben bunu damit ile birleştireceğim. Damit ile birleştirirken şuna değinmemiz gerekiyor arkadaşlar. Damit de umzu'dan farklı olarak damit de arkadaşlar iki farklı özne var. Şimdi buraya baktığımızda seine Frau karısı, eşi. İlk cümleye baktığımızda Simon var. Dolayısıyla biz bunu umzu değil de damit ile birleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Simon ist nach Deutschland gekommen. Simon Almanya'ya geldi. Virgülümü getiriyorum. Damit seine Frau im Ausland leben kann. Fark ettiyseniz arkadaşlar damitli cümlede ne yapmışım? Modal fiili atmıyorum ve ne yapıyorum? Cümlenin sonuna yerleştirmiş oluyorum. Yani burada ne yapmış oluyorum demek ki? Ö'nin yeri değişmiş oluyor sadece. Böyle bir farklılığı var umzu'dan ve özneler değişik olduğu için. Demek ki ne yapıyormuşum? Damit'i yerleştiriyorum. Demek ki Simon ist nach Deutschland gekommen. Simon Almanya'ya geldi. Niçin? Wozu ya da wieso? Damit seine Frau im Ausland, yurt dışında yaşayabilsin diye, damit seine Frau im Ausland leben kann. Sonraki gerekçeye baktığımızda arkadaşlar, seine Frau kann eine Fremdsprache richtig sprechen. Evet, eşi eine Fremdsprache, bir yabancı dili richtig sprechen, doğru, richtig doğru, sprechen konuşmak. Arkadaşlar bu tıpkı güzel Türkçemizdeki ile aynı kullanılıyor. Eine Fremdsprache richtig sprechen, bir yabancı dili doğru konuşmak anlamında arkadaşlar. Şimdi diyeceğiz ki Simon Almanya'ya geldi. Hangi amaçla? Karısı bir yabancı dili doğru konuşabilsin diye. Ne yapacağım arkadaşlar? İlk cümleyi olağan şekilde yazacağım, değil mi? Simon ist nach Deutschland gekommen, virgülümü getirdim, damit seine Frau eine Fremdsprache richtig sprechen kann. Demek ki Simon Almanya'ya geldi, Simon ist nach Deutschland gekommen, virgülümü yerleştiriyorum, damit ne yapıyorum? İkinci cümledeki özne nedir? Onun eşi, yani seine Frau eine Fremdsprache richtig sprechen kann. Ne yapmışım? Eylemimi sprechen, değil mi? Bırakıyorum mastarda ve ne yapıyorum? Modal fiili çekimlemiş olarak cümlenin sonuna atmış oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Simon ist nach Deutschland gekommen. Simon ist nach Deutschland gekommen. Wieso ist nach Deutschland gekommen? Wozu ist nach Deutschland gekommen? Seine Frau kann im Ausland leben. Seine Frau kann im Ausland leben. Simon ist nach Deutschland gekommen, damit seine Frau im Ausland leben kann. Simon ist nach Deutschland gekommen, damit seine Frau im Ausland leben kann. Seine Frau kann eine Fremdsprache richtig sprechen. Seine Frau kann eine Fremdsprache richtig sprechen. Simon ist nach Deutschland gekommen, damit seine Frau eine Fremdsprache richtig sprechen kann. Simon ist nach Deutschland gekommen, damit seine Frau eine Fremdsprache richtig sprechen kann. Aynı örnekle devam edelim ancak farklı bir gerekçeyle arkadaşlar. Seine Frau ist glücklich. Onun eşi ist glücklich. Neydi glücklich? Mutlu demek arkadaşlar. Şimdi diyeceğiz ki Simon Almanya'ya geldi. Eşi mutlu olsun diye. Evet, ne olacak arkadaşlar?
Simon ist nach Deutschland gekommen, virgülümü getiriyorum, damit seine Frau glücklich ist. Eşi mutlu olsun diye demiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın ne olmuş gene? Eylemim ne yapıyorum? Cümlenin sonuna gelmiş oluyor. Demek ki eşi mutlu olsun diye demek ki Simon ist nach Deutschland gekommen, damit seine Frau glücklich ist. Sonraki gerekçeye baktığımızda seine Kinder können zweisprachig aufwachsen. Evet, onun çocukları ne yapabilirler? Zweisprachig arkadaşlar, iki dilli demek. Aufwachsen da büyümek. Demek ki hangi gerekçeyle almaya geldi? Çocukları iki dilli büyüyebilsin diye. Demek ki damitle yapmam gerekiyor. Dolayısıyla ne diyeceğim? Simon ist nach Deutschland gekommen. Cümle olağan bir şekilde devam ediyor. Virgülümü getiriyorum. Damit seine Kinder, evet, hangi amaçla? Çocukları iki dille büyüyebilsin diye derken, damit seine Kinder zweisprachig aufwachsen können. Aufwachsen, büyümek ve aynı zamanda neydi arkadaşlar bu? Ayrılabilir fiildi. Ancak modal fiil kullanılırken bu mazhar halde kalmış oluyordu, öyle değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Seine Frau ist glücklich. Seine Frau ist glücklich. Simon ist nach Deutschland gekommen, damit seine Frau glücklich ist. Simon ist nach Deutschland gekommen, damit seine Frau glücklich ist. Seine Kinder können zweisprachig aufwachsen. Seine Kinder können zweisprachig aufwachsen. Simon ist nach Deutschland gekommen, damit seine Kinder zweisprachig aufwachsen können. Simon ist nach Deutschland gekommen, damit seine Kinder zweisprachig aufwachsen können. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde Umzug plus Infinitiv, damit konjunksiyonlarını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.